Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda uzun zamandır motovlog çekemiyordum. Gördüğünüz gibi bugün motorun üzerindeyiz. Bu sabah da motoru biraz zor çalıştırdım. Çünkü burada hava sıcaklıkları artık eksi derecelere düşmeye başladı. O yüzden motor da arka bahçedeydi. Biraz soğuk etkiliyor tabi. O yüzden ne yapalım? Biz de akü şarj cihazı bağladık. Bir şeyler yaptık, çalıştırdık. Bugün bu videoda yakınlarda bulunan bir şehre gideceğiz. Bir günlük vlog çekeyim dedim. Şöyle havayı güzel yakalamışken. Hemen şey de sormak istiyorum. Burada yeni bir kamera almıştım. GoPro Hero 9. O kamerayı kaskımın sağ tarafına koydum. Ama eski kamera da çenedeydi. Şimdi hangi kamerayı nereye taksam, nasıl kullansak bilemedim. Yani burada mı güzel yoksa şurada mı güzel diye sorayım size. Siz de lütfen kamera nerede güzel duruyorsa, sizin hangi açı hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtirseniz ona göre kamerayı konumlandırmak istiyorum. Sizin de düşünceleriniz izleyenler olarak tabii ki kıymetli. Şöyle biraz hızlanalım. Aküsü de şarj olsun. Çok fazla şarj etmedim. 1-2 saat taktım. Motoru şarja. Ondan sonra sürdüm. Zaten sürünce kendine gelir diyerekten. Bizim ufaklıkta 1515 kilometre olmuş. Alalı birkaç ay oldu zaten. Hatırlayanlar bilir, sıfır almıştık bu Harley Davidson'ı da. Iron 1200. Bayağı soru gelmişti motorla alakalı. Memnunum yani şu ana kadar motosikletten. Bayağı güzel gidiyor. Birçok arkadaş da ya niye daha büyük CC'li, daha böyle deli motor almadın, Racing olsun, Naked olsun, o tip motorlar niye almadın diye sormuşlardı. Ben de onlara Hollanda'daki gün içinde hız limitinin 100 km ile sabitlendiğini söyledim. Çünkü bayağı limitlendirdiler. Şu an mesela gün içi 100 km ile ancak gidebiliyorum. Ama saat akşam 7'den sonra 120 km'ye çıkabiliyorsunuz otobanda, ama yani anormal yani buranın kuralları. Ben de dedim hız yapamayacaksam gideyim Harley'i falan alayım, sakin bir motor alayım dedim. Öyle öyle bunu almış bulunduk. Ama yanına başka bir motor daha düşünüyorum. Başka bir motor daha almayı planlıyorum yani. Bakalım o da ne olur bilmiyorum. Harley'i de bayağıdır kulübede yatıyordu bizim arka bahçede. Şimdi böyle yollara bir vuralım, biraz ısıtalım motoru yani. Şu anda da hava 4 derece. Bakmayın yani böyle rahat konuştuğuma. Cidden burnumun ucu düşecek yani birazdan. Bayağı soğuk hava ama yani motosiklet aşkı buna değer diyoruz. Gördüğünüz gibi oturuş şekli de bayağı rahat ya. Böyle bacakları açıyorsun. Tabi biraz soğuk geliyor şu sıra ama iyi yani. Bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Instagram'da ve Facebook'ta, YouTube'da çekilişler yapmayı planlıyorum. Bilmiyorum, bayağıdır çekiliş yapmıyorduk. Onu planlıyorum şu sıralar. Güzel bir çekiliş yapmak istiyorum. Ki hatta sadece bir tane yapıp bırakmak da istemiyorum. Birden fazla yapmak istiyorum. Bir de çok şey soruluyor. Ev videosunun üçüncüsü soruluyor. Onu da yani bir kısmı hazır videonun. Onu da hemen söyleyeyim çok sorulduğu için. Videonun bir kısmı hazır ama diğer kısmını böyle hani tam bitmeden yayınlamak istemiyorum. Yani tam böyle güzelce bitireyim videoyu. Her şey yerli yerine otursun. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım ve yayınlayacağım. Diğer ilk ikisi güzel oldu herhalde. Bayağı beğenildi. O yüzden bayağı soruldu. İzleyenlere de, like atanlara da buradan teşekkür ediyorum. Şöyle bir sollayalım bu arabayı. Hero 9 kafamızda mı hala? Kenara bayağıdır, kaskımın sağ tarafına bayağıdır kamera takmıyordum. Sağ veya sol tarafına. Umarım görüntü güzeldir. İşte bu kararsızlık yani. Adam çıkıyordu, çıkmadı. Yol veriyordu, vermedi. Normalde benim yol hakkım. Hollanda'da da yaşadığım en büyük aksiyon herhalde az öncekiydi yani. Adam böyle çıkıp çıkmama kararsızlığında kaldı. Şöyle kenara geçelim. Şu anda kafamdaki kaskı biliyorsunuz. Shoei'nin bir kaskı, kırmızı. Marquez modeli, 93 falan yazıyor ensesinde. Bu kaskı değiştirmeyi düşünüyorum uzun vadede. Yani bayağı eski bir kask artık çünkü. 5 seneyi doldurmuştur bence. Çok sık da kullanmadım bu kaskı. Held kullandım, Scorpion kullandım. Eğer varsa kask önerilerinizi alacağım. Tabii ki bir yandan da biliyorsunuz siyah cam kullanıyorum. Muhtemelen yakında kaskı da çıkarmış olacağız. 100.000 aboneye neredeyse ulaşmak üzereyiz. 14.000 abone gibi bayağı az bir
abone sayısı kalmış gerçekten. Daha önce söz vermiştim, yüzümü göstermiyordum. 100.000 abone eriştiğimizde göstereceğimi söylemiştim. O yüzden siyah cam olmasına gerek olmayan düz böyle bir kask planlıyorum. Buhar camı vesaire olan tabii ki. Her türlü marka olabilir. Scorpion olabilir. Shoei, Arai. Yani sağlam bir kask. Schubert de olabilir mesela. O da ilgimi çekiyor. Tabii her türlü motorla da gitmesi lazım. Biliyorsunuz ben her türlü motor kullanıyorum. Örnek veriyorum, Harley Davidson, bugün Harley Davidson kullanıyorum. Yarın belki Kawasaki kullanacağım, Racing motor kullanacağım veya Tour motor kullanacağım. O yüzden kaskım konusunda da sizlerden öneri, tavsiye, hangi kaskı görmek istersiniz benim üzerimde veya sizin beğendiğiniz, iyi hatıralar yaşadığınız kaskınız vardır, onu tavsiye edebilirsiniz. Emin değilim yani, çünkü o kadar seçenek var ki insan yani karar veremiyor. Bir sürü şey yani, aslında insan bir yerde durunca da hepsini alayım falan diyor yani, şımarıklık yapıp. O da olmaz. Hani birkaç tane olabilir tabii kask, ama yine de sağlam, sürekli kullandığım bir kask olması önemli. O yüzden böyle birçok özelliğin bir arada buluştuğu hafif güzel bir kask. Tabii ki çene açıları olmayan, çene açıları kaskları pek güvenli bulmuyorum. Yani birçoğu güvenli deniyor ama yine de ben çene açılmayan kasklarda daha güvende hissediyorum kendimi. O şekilde önerilerinizi açıyorum arkadaşlar. Gölgemde ne güzel çıktı ya, tam Harley'ci gölgesi. Kask kamera da burada. Bayağı güzel ya. Bayağıdır sürmüyorum ya. Oh be. Bir hava aldık ya. Tabelayı da göstereyim. Buradan şimdi sağdan ayrılıyorum. Belki size biraz AVM'den de bir şeyler gösteririm. Şöyle AVM'nin içinden de göstereyim bir şeyler. Burada genellikle kapalı AVM falan gibi şeyler yok. Genelde böyle sokak gibi yaptıkları AVM'ler var. Türkiye'de açık AVM diyebildiğimiz şeyler oluyor bu genellikle. Şöyle sağa geçelim. Burada genelde çoğu açık AVM tipinde, yani öyle büyük kapalı AVM genellikle bulunmuyor. Ki ben şaşırdım, bu kadar soğuğun olduğu, yağmurun olduğu ülkede niye öyle kapalı AVM'ler çok az, ona şaşırmıştım. Türkiye'de adım atsan, İstanbul'da özellikle adım atsan AVM'ye denk geliyorsun. Şöyle virajımızı yapalım. Ya bu motorda da şöyle bir anormallik var. Çok fazla yatınca egzoz falan PGR'e bir şeyler sürtüyor. O yüzden çok böyle yatırasım gelmiyor motoru. O biraz hoşuma gitmiyor ama ileride başka tip bir motor çözdüğüm zaman, belki Naked, belki Racing ikinci bir motor aldığım zaman bu sıkıntıyı yaşamayacağım muhtemelen. Bir de buranın asfaltı bayağı iyi, bayağı kaliteli. Yani şu soğukta bile hiç kayma etme olmuyor. Yapışıyor güzelce lastik yere. Hani lastik soğuk ısındı mısındı durumlar olur ya, o hiç öyle bir şey olmuyor. Şimdi yatırsam yatırırım yani, dizimi değdirecek kadar da. O tabii ki şu anda biraz pegler yere çarpıyor. O kötü. Mekan burası. Rozada diyorlar buraya. Güzel bir mekan. Genelde ben her geldiğimde hiçbir şey bulamıyorum kendime göre. Çünkü genellikle Hollandalılar biraz farklı giyiniyor yani. Bizim Türkiye'deki gibi giyim şeyleri yok. Bana uymuyor. Böyle bazen işte Nike, Adidas falan, o tip spor kıyafetlerde biraz uyuşuyoruz. Ama genellikle diğer zevkleriyle hiç uyuşamıyorum gerçekten. Hiç de beğenmiyorum. Ama arada bir gelip böyle biraz bir şeyler bakmak iyi oluyor. Hava almak açısından. Korona da burada iyice patladı. Korona rahatsız edici boyutlara gelmeye başladı. İnsanlar artık burada maskesiz toplu alanlara giremiyorlar. Hatta bu AVM'nin içerisine de ben maske takarak girmek zorundayım. Türkiye'dekiler şaşırıyor, daha hala maske kimse takmıyor mu diye. Ama genelde böyle kalabalık toplu insanların olduğu yerlerde bu tip şeyler var. Bunu nereye koyacağız şimdi yani? Bastım mı acaba? Elimde tutayım şöyle bari. Tutamadım. Biraz zor oldu. Debriyaj tuttuğum elimde. Bunu tutmak biraz zor. Gazda ama sıkıntı yok. Nasıl insanlar bakıyor ama. Biraz bağırttırayım.
Ses de güzel yankı yapıyor. Brum brum. Burada arabayı, burada motoru araba parkına böyle koyacaksın. Öyle küçükmüş, büyükmüş, kenara çek, menara çek. Öyle şeyler yok abi. Evet arkadaşlar, burası da buranın açık AVM tipinde mekanı. Gördüğünüz gibi herkeste maske olduğu için kimsenin telif hakkını ihlal etmemiş oluyorum. Çünkü yüzü görünmüyor kimsenin. O yüzden rahat rahat çekebiliyorum. Amsterdam'da çektiğim videoda ama o kadar rahat çekememiştim. Çünkü insanların yüzünü çekince insan bir tırsıyor. Burada bir yasalar masalar var, bir de kitlerler diye. Gördüğünüz gibi şirin şirin mağazalar, küçük böyle dükkanlar. Çok yüksek bina çok fazla yok. Bazı yerler zaten kapalı. Korona muhabbetinden dolayı restoranlar falan. Çok afilli değil yani Türkiye'deki gibi. Türkiye'de olsa daha böyle psikopat olurdu yani. Evet, burada Türkiye'de bildiğimiz bazı markalar var. Onlar da var. Levi's, Adidas falan var, Nike var. Onun dışında da acayip markalar var ama işte içinde girince böyle giyecek miyecek pek bir şey bulamıyorsun. O biraz kötü. Şöyle buranın haritası. O yüzden çok hoşuma gitmiyor yani mekandaki şeyler. Böyle küçük yerler var. Yemek satan. Bir de sırayla giriliyor bazı yerlere gördüğünüz gibi. İçeri böyle maksimum insan sayısı var. Karşıda da görünüyor. O yüzden çok insanları böyle yığınla içeri almıyorlar. Gördüğünüz gibi burada da kocaman yılbaşı ağacı yapmışlar. Yılbaşı geldiği için bayağı böyle süslüyorlar her yeri. Yılbaşı ağacı devasa yani. Videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama buradakiler bu olaya çok önem veriyorlar yani. Evet, şöyle otoparktan yavaş yavaş çıkıyoruz. Otomatik açılmayacak bu. Şimdi nasıl yapacağım? Bunu buraya takacağım. Sonra sen onu açacaksın. Ben de gazlayacağım. Evet. Otoparktan çıkma böyle oluyor. Az hızlı çıktım. Ama güzel çıktım yani. Kağıdı veriyorsun. Normalde araba olunca direkt olarak plakadan okuyor ama bunun önünde plaka olmadığı için okumuyor. Öyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Gezimizi yaptık. Küçük bir dolaştık, çıktık, biraz gezdik, soğuğu yedik. 1 derece, 2 derece hava şu anda buz gibi. Eve doğru dönüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.